Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış ikinci el otomobillere de yansıdı. İlan sitelerinde, galerilerde yer alan tüm araçlar ortalama %15 zam gördü. Nasıl ikinci el fiyatları sizce? Çok yüksek. Dövizin bu ani yükselişi fiyatları ciddi anlamda yükseltti. Bu aracımın satış fiyatı 1 milyon 200 bin'de. Şu anki satış fiyatı 1 milyon 250. Fiyatlar arttıkça arttı. Döviz kurlarındaki hareketlilik ikinci el piyasasında da ortalığı birbirine kattı. Hal böyle olunca hem alıcılar hem galericiler oldukça dertli. Rakamlar inanılmaz korkunç derecede de yani etmeyecek rakamlarda. Sabahki fiyatlarla akşamki fiyatlar birbirini tutmuyor. Bu durum hem bizi hem de alıcıları mağdur ediyor. Öyle ki hem araç satış sitelerinde hem de galerilerde araçların fiyatları güncellendi. Yaz aylarının yaklaşması, bayramın gelmesi de tuzu biberi oldu. İkinci elde %10 ile %15, %20'ye kadar bir fiyat artışları yaşandı. Mesela bu aracımın satış bedeli 950 bin TL'ydi. Aracın şu anki tedarik fiyatı 980 bin TL. Fiyatlar arttı, satışlar durdu. Çoğu araç galericilerin elinde kaldı. Biz bu araçları bir ay önce toplu şekilde almıştık. Aşağı yukarı 1 milyon TL civarındaydı. Şu an alabildiğimiz rakamlar 1 milyon 200, 1 milyon 250 bin TL civarlarına ulaştı. Üstelik galericiler toplu araç aldıkları filo şirketlerinden de bir şok yaşadı. Çünkü iddiaya göre girdikleri ihalede kazandıkları araçlar onlara teslim edilmedi. Farklı nedenler bahane edilerek satışlarımız iptal edildi. Aynı araçlar %20, %15 gibi fiyat artışıyla tekrar satışa çıktı. Önümüze geldi. Araçlarımıza vermediler.